Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli kardeşler siz bu videoyu sabah 10.30'da izlerken ben yine de saat vereyim. 20 Ağustos 2022'de çekiyorum merak etmeyin. Değerli arkadaşlar Galatasaray Ümraniye Sporu 78. dakikada oyuna giren Gomis'in 86'da attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmış. Ben genellikle başka takımların müsabakasını ya da başka takımların transferini çok önemsemem açıkçası. Yani çok da şey yapmam. Ne derler onun adına? Kıymetli bulmam. Fakat Galatasaray'la ilgili konuşmam gereken bir şey var. Çok ilginç bir durum var ortada. Yani çok çok ilginç bir durum var. Nasıl çok ilginç bir durum var? Şimdi konuşmalarımdan anlatayım arkadaşlar. Bu ee, Galatasaray ligde 3 maça çıktı ve 2 gol attı. Uçan, kaçan, hani dünyaca ünlü forvet alan, e, transfere doymayan, transferin en başarılısı ilan ettiğiniz Galatasaray'ınız. E, yani böyle bir şeye imza attı. 3 maçta 2 gol ve 2 golle 6 puan. Baktığınız zaman 2 golle 6 puan Hocam iyidir, hoştur. Ya iki golle altı puanı Fenerbahçe alınca iyi hoş olmaz. Geri zekalı olur ama Galatasaray yapınca iyi hoş olur. Ve ikisinde de Gomis attı. Size kalsa hala Seferovic türküsü çağıracaksınız. Ama golcülük de bir yerde bu işte. Yani futbol, takımlar niye golcü alır? Bu yüzden. Şimdi maçın özetini açın. Bakın. Yani 6 dakika 34 saniyelik özet paylaşmış Yayıncı kuruluş. Yani ilk 30 saniye üfürükten daha kaç saniye daha üfürükten geçecek diye merak içerisinde bekliyorum. Ve Ali Maçalan'ın e, yönettiği müsabaka arkadaşlar. Şu an, şu an Beşiktaşlılar da bayağı tepki göstermiş. Orada daha maçın 12. dakikası. Seferovic'in öyle bir kaçırdığı gol pozisyonu var ki. Fenerbahçe'nin rakibi kaçırsa şik ederler. Fenerbahçe'de herhangi birisi kaçırsa çöplenir. İşte Jesus komisyoncu olur, şu olur, bu olur. 270 dakikada sadece Gomis'in, o yaştaki Gomis'in attığı iki tane bireysel becerisiyle iki gol atabilmiş durumda. Ve sizlere kalsa süperstar bir takım. Yani maaş krizi var diyoruz, inanmıyorsunuz. Maaş krizinin etkisi ortada diyoruz, inanmıyorsunuz. Ümraniye. Şimdi Galatasaraylılar diyorlar ki biz bir Ümraniye'yi şöyle yendik, böyle yendik diyorlar. Fenerbahçe taraftarı da diyor ki biz bunları nasıl elden kaçırdık. Hakem diyoruz, hakem konuşma. Şu diyoruz, bunu konuşma. Bu diyoruz, bunu konuşma. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Kerem gol kaçırınca bravo Kerem diyen bir hakem atmışlar ortaya. Keşke Trabzon Galatasaray maçının hakem Ali Şansalan olsaydı. Savunmada öyle açıklar veriyorlar. Mesela 19'da net bir pozisyon kaçıyor. Kerem, Yunus, Nelson'un kötülüğünden bahsediyorlar. Geriden oyun bile kuramayan, yani topu sadece uzaklaştırayım diyen bir Ümraniye Spor var karşılarında. Mesela e, ilginç. Sakaboy en çok ikili mücadeleye giren, en çok top kapan, kazanılan ikili mücadele sayısı 4, 4 şey 8. 4 tane top kapmış. Bir uzaklaştırma, bir pas arası, 3 hava topu kazanmış, bir kilit pas. Hani Galatasaraylılara ben katıldığım yayında da söyledim. Hatırlayın. Yani çok iyi sabekiniz varken niye sabek kaldınız diye ısrarla hani bir şeyler söylediler. 20 gün önce de dediler ki Fenerbahçe'ye Rogon gönderecek diye. Nelson'un yumurtlaması var bu maçta kaçan gol. Abdülkerim'in yumurtlaması rakibin attığı gol offside. Yani çok ilginç ya. Ama 20 gün önce Sakaboy'a Fenerbahçe'ye gelecek diye çöpleyenler şimdi süperstarlamışlar. Avusturya'nın yeniden Fenerbahçe için özür açıklaması gelmiş. Özellikle Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan özür dilemek istiyoruz diye. Bak adamlardan medeniyet görün. Adamlar bak özür dilemişler. İyi de tokma atan taraftarı bir daha almayacaklarını söylüyorlar. Burada Altay Bayındır'ın herhangi bir tahriki olsaydı eminim derlerdi ki Altay onu tahrik etti diye. Şimdi e, sahibi olan Sport Republic e, o nasıl bir gol kaçırmış lan? Soldan orta geliyor. Dokunuyor. Direkten dönüyor. Bir daha dokunuyor. <laughs> Gülmeyin başımıza gelir. Lan bunu Fenerbahçe'den biri kaçırsa yedi cettine söverler. Bu nasıl gol kaçırmış? Neyse onlar Göztepe'yi de almışlar arkadaşlar. Fenerbahçe'nin de Göztepe'yle şu iletişimi kurması gerçekten iyi. Beşiktaş 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakaş Keskin'e transfer için 1 milyon 400 bin euro bonseris bedeliyle Sivas'ta anlaşmaya varmış. Beşiktaş'ta bir gençleşme operasyonu var, bir Türkleşme operasyonu var ama bilmiyorum bu nasıl yansıyacak. Geçen sezon Sivas'ta oynadığı 27 maçta 3 gol 3 asist yaptı diyor. Bu arada Galatasaraylı oyuncunun şutunu çekiyor. Oyuncunun el bitişik ve vücuda yapışık olduğu için buna penaltı verilmemesi normal. Ama Galatasaraylı arkadaşlarıma göre %1 milyonluk penaltı verilmemiş diyebilirler. Yine bir şut var. Oyuncu elini kapatırken göğsüne çarpıyor. Buna da verilmez. Yani vermiyorlar Süper Lig'de. Yanlış anlaşılmasın. Benim standartıma göre değil. 62. dakikada yok Abdülkerim'le bir mücadelesi var. Ümraniye'li oyuncunun buna da penaltı verilmez. Frikik'ten şut kaleci kurtarıyor. Başakşehir Bertrand Traure'yi getiriyormuş arkadaşlar, satın alma opsiyonlu ya da normal kiralık diye. Ben şunu söyleyeyim, Bertrand Traoré'yi Fenerbahçe'nin falan elinden almıyorlar. Nevzat Dizdar mıydı, dinsiz, yo, dinsiz miydi, neydi soyadı? Dinar dina, Dinayer miydi? Neyse, o Galatasaray'da duyumcu'nun. Özel haberiydi. Galatasaray alıyor, ediyor diyebiliyorsunuz. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro fazla verdiğini falan da açıklayanlar onlardı. Ee, yani Galatasaray'ın elinden futbolcu almış oldu Başakşehir. Eğer Bertrand Traoré gerçekse. Ki gerçek gibi duruyor. Joshua King'in gol sevinci Fenerbahçe taratana ben Fenerbahçe'nin askeriyim mesajı veriyormuş. Bu arada ee... Gomis'in golünü şimdi gördüm. Hakikaten golcü golü. Gerçekten golcü golü şimdi çöple. Her şeyi de çöplemeyeceksin abi. Ceza sahası dışında sol taç çizgisi tarafından ceza sahası ön çizgisine doğru bir pas atılıyor. Ümraniye savunması evlere şenlik. Stoper güya Gomis'i tutuyor. Gomis'ten öne atılıyor. Gomis topu alıyor. Dönüyor ceza sahası dışından şutu. Ee, bence çok güzel bir gol atmış. <laughs> Onu da söyleyeyim. Hani şansa balığına bir gol değil. Golcü vuruşuyla gol. Sonrasında Valencia'nın ee, Valencia şu anda Fenerbahçe'nin Maxi Gomez için yapacağı teklifi bekliyor diye haberler paylaşılmış sosyal medyada. Şimdi ben bunu detaylı konuşacağım. Ahmet Selim Kul diyor ki Fenerbahçe Maxi Gomez konusunda Valencia'nın taleplerini belli oranda düşürdü. Bitirmeye yönelik görüşmeler gerçekleşiyor. Ama Charlotte Maxi Gomez'e göre bir adım daha önde diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence ikisi de gelmeyecek. Bence ikisi de gelmeyecek. Bu arada e, dur bir saniye. Şeyin Ümraniye'li oyuncunun kaçıncı dakika bu 90 artılarda bir şutu var. Ben bu pozisyonu yorumlayayım çünkü penaltı beklenen pozisyon bu herhalde. Oyuncu gelişine şutunu vuruyor. Galatasaray'dan oyuncu yere yatıyor Torreira sanırım. Eline değiyor sanırım ama yerde uçarak engellemiyor. Yok eline değmiyor ya göğüs. Sonrasında bir şut daha Abdülkerim Parmakçı'nın ayağına çarpıyor. Çıkarmış oluyorlar. Yani hakeme yönelik pek bir şey göremedim açıkçası maçın özetinde onu da söyleyeyim arkadaşlar ama şu bir gerçek Seferovic'in kaçırdıkları inşallah devam eder de Galatasaray taraftarı umduğunu bulamaz bazı Fenerbahçe taraftarları da öyle. Şimdi pervaneyi açtım arkadaşlar ses gelirse pervanenin sesi hatta biraz uzaklaştırayım da ses az gelsin. Hakikaten evlerde durulmuyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Niye Gomez ya da Sherlock Charlotte olmayacak onu da açıklayacağım. Yani bence olmayacak. Ben bir espri yaptım. Dedim ki Fenerbahçe dedim sadece Türk takımı içerisinde bu hafta kazanan sadece tek Türk takım olduğu için TFF'nin ülke puanına katkıda bulunduğu diye 270 bin lira para cezası vermesini bekliyorum yazdım. Son dakika TFF tahkim kurulu Fenerbahçe'ye Ümraniye spor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 271 bin TL para cezası vermiş. Ulan ben şaka yaptıydım lan. Ulan ben şaka yaptıydım lan. Şaka yaptıydım şaha. Bin lirayı da muhtemelen benim şaka kötü diye e, fazladan vermişler. Şimdi şimdi arkadaş Fenerbahçe'nin Muhammed Gümüşköy'e diye bir futbolcusu var. Aslında var ya benim burada ekrana bir şey getirmem lazım. Ya da neyse ya ritmimizi bozmayalım. Şimdi Muhammed Gümüşkaya konusunda ben üyelere dedim ki size bir kap veriyorum. Yani e, güzel bir kap veriyorum. Verdiğim kapta şu Muhammed Gümüşkaya Fenerbahçe'de kalmayacak diye. Sonradan ikide de bir de beni sıkıştırdılar hocam nerede? Hani gidiyordu, hani neden gitmedi? Neden gitmedi bu çocuk? Bu çocuğun gitmesi lazım hocam ya. Ya hocam hayır, ben neden göndermediğinizi Haydi ediyordum falan demeye başladılar. La ben göndermiyorum dedim. Dün itibariyle Sercan Hamzoğlu, Yağız Sabuncuoğlu çeşitli duyumlar vermişler. Sercan Bey diyor ki Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya Belçika ekibi Westerlo'ya 500 bin euro bonservis bedeliyle sattı. Muhammed Gümüşkaya Westerlo'da yıllık 250 bin euro maaş alacak. Bir kere bir şey söyleyeyim. Muhammed Gümüşkaya hakkında bugüne kadarki duyumlarımın çıkmasından ötürü sevinçliyim. Çünkü ya Westerlo'ya ya, ya Giresunspor'a gidecek. Giresunspor oynama garantisiyle istiyor. Westerlo oynama garantisiyle istiyordu. Ancak e, kiralık olarak istiyordu her iki takımda. Westerlo ile anlaşmamız bir nevi bu şekilde oldu. Adamlar eksiye gittiler. Transfer market değerleri eksiye gitti. Bu arada Nöştader orada. Bilginiz olsun 34 yaşında Sinan Bolat. Kalecileri Ravil Tagir. Kiralık. Buraya birkaç kişi daha verilebilir. Ben onu belirteyim. Halil Akbunar yine bu takımda iyi bir ekipleri var. Ee, yani Erdoğan Daci var. Bunu hatırlarsınız. Ama çapraz bağ yırtığı geçirmiş. Yani iyi bir takımlar oldu. Ee, bu takımın iyi bir şey oldu. Geçen sene Oğuzkan Güç takım tutmadı ama inşallah inşallah Muhammed Gümüşkaya giderse tutar. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Hallak bunları 1 milyon euroya falan almışlar demişlerdi ama haklarında hayırlısı olsun. Westerlo kulübünün inşallah destekçileri de oluruz. 500 bin euroya alıp yıllık 250 bin euro maaş. Westerlo Muhammed Yağız Bey ki transfer için Fenerbahçe'yle anlaştı. Transfer detayı şöyle diyor. Fenerbahçe'nin öncelikli satın alma hakkı var. Bu maddeye bağlı sonraki satıştan da %40 pay Fenerbahçe'nin. Buraya kadar her şey müthiş. Ve Muhammed kısa süre içerisinde gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak diyor. İki duyumcudan. Sercan Bey biraz daha detaya giriyor diyor ki sonraki satıştan Fenerbahçe'nin %40 payı var. Ancak Westerlo'da Muhammed'e gelecek teklifleri Fenerbahçe'ye bildirmek zorunda. Yani misal veriyorum kaç teklif geldi? 8. 8'in %40'ı ne? 3.2 milyon euro. Fenerbahçe bilmek zorunda. 3.2 %40'ı ama kalan yaklaşık 5 milyon euroluk kısmını Fenerbahçe verip 5 milyon euroya alma hakkı var diyor. Bu doğru. Yani öncelikli satın alma hakkı bu. Sonuna kadar doğru. Bu konuda da şunu söyleyeyim. Tabii ki iki e, duayen duyumcuya da tebriklerimi iletiyorum. Ancak şu bir gerçek. Çok e, yerinde doğru bir transfer olmuş olacak arkadaşlar. Zaten çocuğu kullanmıyorduk. Böylesi daha daha iyi olmuş olacak. Şimdi burayı anladık. Diego Rossi her an Parma'ya transfer olabilir diye bir duyum ortaya attılar. Duyum doğru. %100 doğru. Ancak o Rossi bu Rossi değil. Hocam küfür mü ettin? Dalga mı geçtiğin anlamı... Arkadaşlar Parma Kulübü e, yani Parma Kulübü'nün şu anda seri B'de olduğundan haberiniz var. İkincilikteki takım senin 14.5 milyon euro piyasa değerindeki futbolcunu almaz. Onlar gider başka Diego Rossi alır. Bu arada bir şey söyleyeyim. E, şaka bir tarafa da hakikaten de iyi de transferleri yapmışlar ha. Yani şu ana kadar 16 milyon euro bon servis verip futbolcu almışlar. Sadece 2 milyon 580 bin euroluk satış yapmışlar. Onu da söyleyeyim yani adamların şeyi de var. Ee, Parmayı seviyorum ben ya. Keşke çıksalar diye. Bunların transfer söylentileri, ha, ilgili haberler. Ya bunları söyleyeyim. Bu bizdeki Rossi değil. Bunların transfer etmek istediği Rossi. O konuda anlaşalım. O konuda birbirimizi kırmayalım. Sonra hocam böyleymiş diyeyim. Tiserant için bir duyum geldi. Ya inşallah doğrudur. Bakın Mustafa Hoca'yı sevin sevmeyin çok mühim değil. Ama inşallah, inşallah doğrudur. Niye inşallah doğrudur? Ben Tiserant'ı 3 milyon euroya, yani 3 milyon euroya Udinese'ye satacaktım. 3 milyon euroya e, satamadığım, hala gitmeyen Tiserant için bakın Tiserant için bir duyum geldi. Yalvarırım doğru çıksın. Yalvarırım doğru çıksın. Niye doğru çıksın? Arkadaşlar Tiserant için şunu söyleyeyim. Bir kulübün tanıdığımız bir kulübün 5 milyon euro'ya Tiserant'ı renklerine bağlamak üzere olduğu duyumu geldi. Beni sevin, sevmeyin çok mühim değil ama İnşallah bu duyum doğru çıkar. Haksız mıyım? Lan 5 milyon euro lan. Lan 5 milyon euro ne demek var? Keşke lan. Lan keşke bu duyum doğru çıksın. Başka bir şey istemiyorum ya. 5 milyon euro ne demek ya? Ya 5 milyon euro'dan bahsediyorsun ya. 5 milyon euro ben kulübün kasasını şey yapalım satalım ya. Bahçı, bahçıvan olurum ben de kulüpte ya. Şimdi bana şunu soracaksınız. Hocam sence niye forvet alınmaz? Muhtemelen başta da bunu yazmayı düşünüyorum ama çok tepki çekecek gibi duruyor. Önemli değil. Biz e, tepkilere alışık insanlarız. Doğruyu da söylesen yanlış da söylesen maalesef tepki gösteren insan sayısı çok oluyor. Fenerbahçe'nin an itibariyle 21 tane yabancısı var. Yanlışım yoksa. Şimdi tek tek de saymayayım. E, ya da bir dakika ya gidenler gelenler var. Saysak mı? Salahi 1, Perez 2, Henrique 3, Gustavo Henrique 3, Tisserand 4, Kolker 5, Lemos 6, Ezgican Alioski 7, Novak 8, Osayi 9, Ara 10, Crespo 11, Zayis 12, Meyer 13, Lincoln 14, Pelkas 15, 15, Rossi 16, Buruma 17, Buruma 17, Pedro 18, King 19, Berisha 20, Valencia 21. Şimdi kaç yabancı olmak zorunda? 14. Gelin sizinle bir beyin fırtınası yapalım. Hocam arkadaşların beyni yoksa ne yapalım? Yok beyinsiz arkadaşlar bu kanalda yoktur ki. Beyni olan arkadaşlar bu kanala abonedir. O yüzden beyin fırtınasını rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi ben 3 aşağı 5 yukarı bir hesaplama yaptım. Şimdi 21 tane futbolcu var. Ben an itibariyle 7 tanesini gönderdim. Tisserand 1, Kolkır 2, Lemos 3, Novak 4, Meyer 5, Pelkas 6, Berisha 7. Şimdi bana şunu soracaksınız. Ya hocam 14 diyorsun. Tamam. Ya Tisserand oynadı. Lemos'u oynattık. Nova oynattık. Berisha oynadı Süper Lig'de gol de attı. Nasıl 14 hocam? Bunlar oynadılar. Hani 14 tane de şimdi futbolcu sayacaksın. E bunlar da oynadı. Arkadaşlar şu anda 21 futbolcuya kadar lisans çıkarabiliyorsun yabancı. Ve bunların zaten kol kraliç geri kalanın hepsinin lisansı var. Hepsini oynatabiliyorsun. Yani maç kadrosunda 8 az 6 yedek tutabiliyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. 8 Eylül'e kadar. 8 Eylül'den sonra Nanay. Şimdi bu 7'yi anladınız. Bence bu 7 gidecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben size Fenerbahçe'deki yabancı futbolcuları sayacağım. Bazı isimlere de yıldız koyayım. Çünkü yıldız koyduğum futbolcular yeni alınan futbolcular. Bunların gitme ihtimali herhalde yoktur diye. Ya da ben bazı oyunculara yıldız koyayım kat iyi iyiyen gitmeyecek manasında. Yıldız o sayı. Yıldız Salah'ı. Yı. Gustavo Henrique yeni transfer gideceğini zannetmiyorum. Luan Perez yeni transfer gideceğini zannetmiyorum. Bak. Alioski yeni transfer kaç etti abi? 5. Arao 6. Crespo 7. Zayt 8. Misal veriyorum. Crespo ya da Zaitistan bir tanesinin gitmesine ben yani şu ana kadar sıcak bakıyordum ama artık şu tandemde asla diyorum. 8 yaptı. Lincoln yeni geldi. 9. Diego Rossi 10. Hocam Rossi gitsin. Kanatta kim oynatacaksın? Hocam birini oynatırız ya. Mesela bana şey diyorlardı. Alioski ile Novak dursun. Ferdi yönlerinde oynatırsın. Ya arkadaşlar Rossi ile Ferdi'yi bir tutmayın. Yani bir tutman... Evet Ferdi'nin de şapkadan tavşan çıkartma becerisi var ama bak siz şu anda Nisan 2021'den beri sürekli maç yapan ve form grafiği düşen Rossi izliyorsunuz. Bir de form grafiği yükselen Rossi izleseniz daha iyi olur. Neyse devam edeyim. 5 savunmada saydım. 3 orta sahada saydım. 8. Lincoln 9. Rossi 10. Valencia 11. Buruma yeni geldi. 12. Joshua King 13. Jo Pedro 14. Arkadaşlar kimi gönderiyoruz? Kimi gönderiyoruz arkadaşlar? Bir dakika hocam, enteresan. Sen bunu bize bir tabloyla anlat. Şimdi arkadaşlar dikkatlice bakın. Yeni gelenler bakın 2 4 6 8 tane yeni gelen var. E takımdakiler 2 4 6 Açık söyleyeyim. Şimdi ben buraya da ufak bir işaretleme yapmak istiyorum. Ee, şöyle anlatayım arkadaşlar. Ufak işaretlememi. Hatta şöyle ok işaretleriyle yapayım. Yani o sayının satılmasını zannetmiyorum. Kesinlikle üstünü çizdim. Ya da o işaretlemeyi falan boş ver. Direkt anlatayım. O sayıyı zannetmiyorum. Salayı zannetmiyorum. İki. Bunlardan bir ya da biri gitse, bir kaçı gitse. Zaten Salah'a gitse yerine biri gelecek. E, Türk çok iyi sol stoper olmadığına göre. Mesela Osayi gidip Mert Müldür ihtimali var diyordu bazı arkadaşlar. Mert Müldür sakatlanınca artık o haberi de veremezler. E Crespo'zay'dan biri gitse yerine Türk kimi alacaksın o paraya? O da Nanay. E Rossi, Rossi gönderseniz sola kimi almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yine yabancı. E, yine yabancı. E, Valencia keza o da kadroda. Yeni gelenlere bakıyorsun Gustavo Henrique. Ara, hocam Henrique gitsin ya. Hocam ne alır gitsin. Hocam ne alır ne alır ne alır gitsin. Lan bir sakin ol. Manyak mısınız oğlum Gustavo ki. Şimdi Gustavo Henrique'yi kiralık sözleşmesini feshedip. oraya yani adı Ahmet Mehmet fark etmez herhangi bir Türk alınsa hiç kimse itiraz etmez herhalde. Ya da Gustavo Henrique'nin fesh edilse, Ara o stoper de oynayabiliyor nasıl olsa deyip ya da mesela ben şu çok salakça geliyor bana. Luan Perez. Ya adam sol stoperde çok iyi. Üçlünün sol stoperinde çok iyi. Bu yani Luan Perez'i sol stoper oynat, Salah iyi, sağ stoper oynat yan yana. Gustavo Henrique'yi yedek tut. Serdar Aziz zaten yakında gelir. Al üç tane stoperin olmuş olur. Düce 4 tane. Lincoln, Buruma, Joshua King, Pedro, Arkadaşlar açık söyleyeyim 14 futbolcu dolmuş durumda. Bakın bugün Charlotte gelecek olsa kimden çıkacaksınız? Birinden çıkın. Charlotte için kimi feda edersiniz? İnanın hiçbirini feda etmezsiniz. Maxi Gomez için kimi feda edersiniz? Ben yine kimseyi feda etmem. Maxi Gomez için. Şimdi kimi feda edeceksin abi? Bak bu arada zaten gönderdim dediğim isimlere çıktım. Tiserant 1, Kolkır 2, Lemos 3, Novak 4, Meyer 5, Pelkas 6, Berisha 7. Hadi Tiserant duyumum doğru çıksın 5. Kolkır, hadi fesih diyelim bedava gitsin. Lemos, hadi kiralık diyelim ya da fesih diyelim. Novak da fesih diyelim, Max Mayer de fesih diyelim. Pelkas kiralık diyelim, Berisha'ya da hadi onu da kiralık gönder. E, 5 gelse sen 5 milyon euroya kimi alacaksın? Ki ben 3 bekliyorum. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Bana kızabilirsiniz. Benimle alay edebilirsiniz. Bana ee, laf edebilirsiniz. Ama şu tabloda kat katiyen söylüyorum. Benim yani forvet transferine inancım sıfıra yaklaştı. Hocam takım transferi beceremedi değil mi? Sen de yönetimi zaten savunuyorsun. Zaten sen Ali Koç'cusun hocam. Demeye de diyenleri diyecekler var. Eminim var. Arkadaşlar ne yöneticim, yönetim tarafındayım ne başka tarafta. Ben Fenerbahçeliyim. Ama şu tandeme baktığım zaman, şu tabloya baktığım zaman ben forvet transferi olacağını zannetmiyorum. İster bana kızın, ister darılın. Maxi Gomez. 12'de 12, 12'de 12. İyi hocam şey diyordun, 6 milyon euroya kadar düştük, verirlerse alırız diyordun. Verirlerse 6'ya kadar alırsın. Belki de bu yüzden düştük. Belki de 6 milyon euroya bu yüzden düştük. Bakın veriyorsanız, verin vermiyorsanız biz başkasına yöneliyoruz dedik belki de. Ya da vermiyorsanız biz almıyoruz dedik. Çünkü onlar da bizde bize futbolcu bırakıyorlar. Bakın bugün bir Edison Cavani gelecek olsa birini feda edebilirsin. Misal veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece bir örnek veriyorum. Valencia'ya 7 milyon euroluk teklif geldi ama kabul etmediğimize dair bir şey söylemiştim. Yani bana böyle bir duyum geldi diye. Ne kadar inandırıcı diye. Gerçekten ve gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Valencia'ya 7 teklif gelse. Tisserand gerçekten 5 olsa 12. Ben 12 milyon euro parayı bulayım. Gomez'i almam gider Musa Dembele'ye parayı basıp Musa Dembele alırım. Bu takıma. Bana kalırsa. Yani ya Dembele ya Maxi Gomez ya da forvet transferi iptal. Ama dediğim gibi bu şartları da unutmayın. Yani eğer bunlardan biri gelecek olursa gidecek olan isim hangisi olacak? Şu an hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani şu an hepiniz diyorsunuz ki ya hocam işte... Ee, Gustavo Henrique gitsin. Arkadaşlar adam özellikle istemiş getirtmiş. Abi Enner Valencia için şunu söyleyeyim. 2 milyon 400 bin euro değeri var. Sözleşmesi yazın bitecek. 32 yaşında. Kasım'da 33 olacak. Bazen kendini takımdan üstün görse de 5 maça çıkmış 359 dakika. 4 gol 1 asisti var. Yani bu istatistikte de bir futbolcuyu bulmak neredeyse imkansız. Ama ben size söylüyorum eğer Musa Dembele hala uzatmadıysa bakın 20 milyon euro piyasa değeri var. Şimdi yanlış anlamayın yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum ama 20 milyon euro bedel nereye 2.4 nereye eğer Musa Dembele'yi alma imkanımız varsa 12'ye 13'e Valencia'yı Tisserant'ı hatta belki de e, ya da şöyle söyleyeyim Valencia'yı satsan, Tisserant'ı satsan, Berisha'yı da satmış olsan, üçünden gelen parayla Dembele'yi alacak olsan itiraz eder misiniz? Ben etmem. Sizin de diyeceğinizi zannetmiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama ben bugün itibariyle diyorum ki Fenerbahçe'nin forvet alması neredeyse imkansız bir hale büründü. Ekrandakileri görüyorsunuz. Lütfen arkadaşlar yorumlayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Zili açıp bildirimleri aktif edebilirsiniz ki bunu da yapın. Yapın arkadaşlar lütfen yapın. Bu kadar sürpriz çekiliş olan başka bir kanal var mı? Videoları da beğenirseniz de ayrıca seviniriz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum arkadaşlar.